Tahir ve Zühre. Gerçek hikayesi. Geçmiş zaman ve eski günlerde zengin ve şöhretli bir padişah vardır. Malı, mülkü, askeri, kısaca her şeyi vardır. Ancak çocuğu olmamaktadır. Doktorlara gitmiş, derdine çare bulamamıştır. Bunlardan fayda göremeyince kendisini eğlenceye verir ve yaptığı bahçeye gidip gelmeye başlar. Bir gün veziri ile çarşıda dolaşmaya çıkar. Her kim bana bir altın verirse Tanrı onun muradını versin diyen bir dilenciye para verir. Oradan ayrılıp bahçeye doğru giderken bir ağacın altında otururlar. İleride bir ağacın altında da yaşlı bir derviş görürler. Onun yanına giderler. Derviş, marifetlerim vardır deyince padişah gönlünden geçeni bilmesini ister. Evet, gönlünden geçeni. Derviş de padişah ve vezirin çocuğunun olmadığını, evlat istediklerini bilir. Bunun üzerine dervişten yardım isterler. Derviş de cebinden bir elma çıkarır ve ikiye böler. Bu elmaları yerlerse çocukları olacağını, padişahın kızı, vezirin oğlu olacağını ama onların onları ayırmamalarını, evlendirmelerini söyler. Padişah da vezir de çok sevinir. Akşam elmayı yerler. 9 ay 10 gün sonra padişahın kızı vezirin oğlu olur. Kızın adını Zühre, oğlanın adını Tahir koyarlar. Tahir ile Zühre birlikte büyürler. En tanınmış hocalardan ders alırlar ve çok zeki olduklarından her şeyi öğrenirler. Fakat 10 yaşında Zühre'nin gönlü Tahir'e düşer ve uyurken Tahir'i öper. Tahir çok kızar çünkü kardeş olduklarını sanır. Bir gün Zühre Tahir'i yine öper ve Tahir de Zühre'yi döver. Zühre o kadar üzülür ki Allah'a, Allah'ım benim sevgimin yarısını Tahir'e ver diye dua eder. Tahir de Zühre'ye aşık olur. Bu sefer Zühre kendini naza çeker. Ancak kardeş olmadıklarını öğrenen Tahir ile Zühre günden güne birbirine daha çok bağlanırlar. Sazlarını alıp birbirlerine türküler söylerler. Bunları gören Arap köle padişahın karısına söyler. Padişahın kızını Tahir'le evlendirmenin zamanı geldiğini söyler. Ancak karısı kızının padişah oğluyla evlenmesini istememektedir. Padişah kendi gözleriyle aşıkları görmek ister ve görünce de aşıkları evlendirmeye karar verir. Bu arada Tahir rüyasında iki kara köpeğin kendisine saldırdığını görür ve rüyası çıkar. Padişahın karısı, padişaha sihirbaz cadının yaptığı şerbeti içirince, padişah Tahir'den soğur ve onu saraydan kovdurur. Aşkı ile yanıp tutuşan Tahir, Zühre'nin köşkünün önüne gelerek sitem dolu türküler söyler. Zühre de olayları dadısından öğrenir ve her şeyi Tahir'e açıklar. Arap köle bunları görünce yine padişaha haber verir. Bu sefer padişah onu Mardin'e sürer. Mardin'de 7 yıl kalan Tahir bir gün Allah'a dua eder ve onu zindandan kurtarmasını ister. Duası kabul olur. Zindandan açılan kapıdan siyah atıyla Hızır gelir ve onu atına alıp o uyurken Zühre'nin köşkünün önüne bırakır. Fakat bir gün Tahir rüyasında yine kara köpeklerin etrafını sardığını görür, rüyası yine çıkar çünkü Arap köle onları yine görmüştür. Bunu padişaha haber verir ve Tahir üstü açık bir sandıkla Şat suyuna bırakılır. Bunu gören Zühre, evet, duyan Zühre üzülür. Çok üzülür hem de aklını kaçırır. Hekimler çare bulamaz. Hatta Tahir'in etini yedirmeye çalışırlar ama dadısından bunu öğrenen Zühre de çok kızar. Tahir'in mezarına gider. Allah'a ruhunu alması için dua eder ve oracıkta ölür. Mezara gelen Arap köle de Zühre'ye aşık olduğu için kendini hançerle öldürür. Padişah kızını Tahir'e vermediği için pişman olur ama iş işten geçmiştir. Bir süre sonra aşıklara mezar yapılır. Arap köle de başuçlarına gömülür. Oradan geçenler Zühre'nin mezarında beyaz bir gül fidanı, Tahir'in üzerinde ise kırmızı bir gül fidanı görürler. Arap'ın mezarında, evet, Arap'ın mezarında da kara bir çalı bitmiştir. Her sene aşıklar baltalarla o çalıyı keserler ancak çalının yine bittiğini görürler. Günümüzde de
Evet, ziyaretçisi çok olan mezara da aşıklar ve bağrı yanıklar sürekli ziyaret ederler.